Ve bizden merhabalar sevgili izleyiciler. Gündemi konuşuyoruz da bugün HDK'e sözcüsü Onur Hamzoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, siyasiler uzunca bir süredir, birkaç haftaya yayılan bir süredir seçimlerle ilgili mesajlar veriyorlar. Aynı zamanda adaylıkların konuşulduğu bir süreçten geçiriyoruz. Hızlıca ilerliyor bu süreç ama hızlıca ilerleyen bir başka şey de ekonomik kriz var Türkiye'de. Tüm bunlarla birlikte aslında nereye doğru gidiyoruz, Türkiye nasıl gidiyor, bu seçim dönemi nasıl ilerleyecek soruları peş peşe geliyor. İsterseniz şöyle başlayalım. Türkiye'yi siz bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem seçim tartışmaları ile birlikte hem de bir taraftan hızla ilerleyen ekonomik krizle birlikte. Evet. Türkiye tek başına bunları yaşamıyor. Dolayısıyla dünya geneliyle de isterseniz hızlıca bir giriş yapalım. 2007 Temmuz ayında mortgage krizi diye ABD'de görünür hale gelen yapısal kriz, kapitalizmin yapısal krizi tüm dünyayı kuşatmış durumda. İlk 3-4 yılında 15 trilyon dolar merkez bankalarının, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Japonya sıcak parayla bu sürecin daha önceki yaşanmışlar gibi bir yıkıma dönüşmemesi adına kendileri için sıcak parayla gündeme getirdiler ve o dönemde bu birikim krizi ya da kapasite fazlalığı, dolayısıyla tüketimin gerçekleşememesi süreçleri, önceki yıllarda olduğu gibi borcunu ödeyemeyenin iflas ettirildiği, bir şekilde sermayenin daha merkezileştiği birkaç elde süreç gibi yaşanmadı. Dolayısıyla borçlular da desteklenerek yaşamlarına devam ettiler ve bugün itibariyle yaklaşık bir 10 yıl tamamlandı. Hala dünya ekonomisinde bir resesyon sürüyor. Ve bu da işte paylaşıldı her ortamda. IMF Başkanı bile müdahil oldu. Serbest ticarete yönelik bir müdahale sadece tarafları değil tüm dünyayı etkiler diye. Evet, Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasında kurulan neoliberalizmin esasında çöküşünün başlangıcını da yaşıyoruz bu dönemler itibariyle. Bunu söylemek gerekir. Bu tüm dünyayı sarmalayan bir durum. Ekonominin yerini tüm ülkelerde, ülke idarelerinde siyaset almış durumda. İşte bu bazı yerlerde otoriterleşme diye de falan geçen ama ben kapitalizmin de değişebilir olduğunu, diyalektik itibariyle. Dolayısıyla görünenin esasında bizim gibi ülkelerde özellikle faşizmin tam da kendi olduğunu, 21. yüzyılda böyle yaşanabildiğini söylemek isterim. Çünkü artık kapitalizm bir motivasyon aracı kullanarak refah düzeyi gibi toplumu yönlendirme ve bunun üzerinden kendiyle bağlantılar kurma özelliklerini, olanaklarını yitirdi. En azından bu dönem için öyle gözüküyor. Onun yerinde yönetmek adına ikna aracı olarak şiddetin her formu aldı. Buna kadına yönelik, çocuğa yönelik şiddetten savaşa kadar ki bütün formları dahil etmek gerekir. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz AKP hükümeti 2001'de tam da bir ekonomik krizin hemen ardından neoliberalizmin yapılanmasıyla ilgili ülkeyi entegre edecek faaliyetleri tamamlamak adına bir yıl önce kurmuş bir parti %26 oyla %40'lara varan sandalye sayısıyla hükümet olmuştu ve hala da devam ettiriliyor. Tam da bu süreçle ilişkili olduğunu görmemiz gerekir bu bağlamda ve yaşananlar şiddet itibariyle işte akademisyenlere yapılanlar, o halin hala devam ediyor olması, hükümet ortaklığı olduklarını bile dışlayarak onlar üzerinden şiddeti devam ettirmesi iktidarın bir vesileyle bunun değerlendirmeyi almamız gerekiyor diye söylemek isterim. Yani şunu söylüyorum, Türkiye'de yaşananlar tek başına değil, dünyada kapitalizmin geldiği evre itibariyle yaşananlar ama tabii ki özgünlükleri var. Biz de bu özgünlükleri görerek müdahalelerde bulunmamız, adımlar atmamız, onun için o adımlar için iyi planlamalar yapmamız gerekiyor. Bence bugünün önemi tam da bahsetmiş olduğunuz ekonomik alanda yaşananlar. Evet, 2001'de olduğu gibi Türkiye'de borcun ödenememesi gibi bir durum yaşanmış değil henüz. Hükümet ya da iktidar böyle bir sıkıntıya girmedi. Ancak Eylül 2018 arasındaki devalüasyon dolar bazında %90'larda.
bu hükümetin kamuoyuna pompaladığı gibi dış düşmanlarla olmuş değil ya da rahip kriziyle olmuş değil. Enflasyonun, pardon, devalüasyonun %55'lik kısmı rahip krizinden önce gerçekleşmişti. Geri kalan kısmı o krizden sonra yaşanıyor. O bakımdan dış dünyayla açıklanacak, düşmanlarla açıklanacak bir durum değil. Ama maalesef benim kendimin de içinde olduğu muhalefetin başarısı, tırnak içinde başarısızlığı bunları getiriyor. Ne demek istiyorum? Eylül 2017'nin sonu itibariyle gayri safi yurt içi hasıla kişi başına 10 bin dolara kadar düştü. 2013'e göre bu %17'lik bir azalış demek. Yani 12.500-12.600 lira idi dolar bazında kişi başına düşen gayri safi yurt içi, böyle bir düşüş var. Ve bu bir sinyal olarak iktidar tarafından kabul edildi. Ve Nisan itibariyle de 1,5 yıl önce, hatta 18 ay önce sonra gerçekleşecek seçimler erken alındı ki herkes baskın erken genel seçimler diye adlandırdı bu süreci. Kamuoyunda ortalama vatandaş o dönemde bunun kriz nedeniyle olduğunu, kriz yaşanmadan sandıklarda böyle bir düzenleme yapıldığını çok daha yoğun konuşuyordu. Yayın organlarında, medyada bunu çok daha fazla duyuyorduk ve görüyorduk. Hakikaten de böyle oldu. Ama iktidar gündemi belirlemeye devam ediyor ve seçimlerin ertesinde bir ay sonra Ağustos'tan itibaren kimsenin devalüasyonu, kimsenin enflasyondaki artışı, kimsenin evlerde kaynamayan tencereleri, kaynayamayan tencereleri, kimsenin tezgahında malı biten esnafın o malı tamamlayamamasını konuşmuyor. Neden muhalefet bunu değerlendiremedi peki? Muhalefet çok genel anlamda şunu söylemek isterim. Herkes durumuna razı demek istiyorum tırnak içinde. Tabii ki büyük çaba gösterenler var. Çok ciddi baskılar altında olanlar var. Ama yine de söylemek gerekir ki herkes durumuna razı gözüküyor. Yapılacak şeyler itibariyle gündemi iktidar belirleyip de işte örneğin dediğim gibi bunlar konuşulmuyor, üstü örtülüyor. Hemen yerel seçimler gündeme geldi ve adaylar gündeme geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani muhalefet partilerinin önemli bir kısmı kim nereye aday olacak, bununla ilgili ne gibi işlemler yapacaklar? Ekim ayında, Eylül ayının sonu itibariyle bunu konuşuluyor. Bundan daha büyük başkasının gemisine binmek diye tanımlayabileceğimiz tırnak içinde bir durum olabilir mi? Nasıl bir muhalefet yapıyorsunuz? Böyle bir şeyi ben kendi adıma kabul edilemez buluyorum. Bizim oyunu kurmamız lazım. Muhalefetin elinde olanak var. Bu nasıl olacak peki? Yani sizde sonuçta bir temsiliniz var. Aynı zamanda bu eleştirileri genel bütün muhalefeti yaparken kendi bulunduğunuz yerden tabii de ki sanıyorum bu eleştirileri yapıyorsunuz. Bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. En azından Halkların Demokratik Kongresi yürütmesi ve genel meclisi, dün genel meclisimizi yaptık. Bütün bunları burada sunduğum açık yüreklilikle paylaşıyoruz gerçekten. Ne oluyor? Ne yapılıyor ve biz hakikaten ne oluyoruz diye ve tabii ki biz siyaset alanının bir yapısı değiliz. Toplumsal muhalefetin örgütlenmesinin alanının bir yapısı olduğumuz için oralarda özellikle bu dönemde bütün yerlerdeki meclisleri, hem HDK meclislerini hem de onun dışındaki pek çok meclis nerelerde varsa oralarda yaşanmakta olan bu ekonomik sorunların görünür hale gelmesini, nedenlerinin nasıl çözülebileceğini görünür hale gelmesini ve de özellikle bunu yaşayan halkların, işçi sınıfının, gençlerin, kadınların bunun altında ezilmemesi adına neler yapılabiliyorsa onlara en azından yereller bazında destek verilmesi adına bir eğilimi ortaya koymuş olduk bu boyutuyla. En azından HDK resmi bir görüş olarak krizin görünebilirliği. Krizle hem siyaset alanında mücadele, yani bunun altında kalmakın, hem de yerellerde bireysel olarak yaşanan sorunların çözümü adına çok doğal olarak, HDK'nin perspektifi nedeniyle, ikisini bir arada
yürütebilmenin kararını aldık. Peki bir şey sormak istiyorum. Siz daha yerellerde örgütlendiğiniz için ve yerellerden haberdar olduğunuz evet. için bunu soruyorum. Şimdi bir tarafta yüksek siyaset yapılıyor evet ve oradan insanlar ya da halk ya da vatandaş adına ne dersiniz görülmeye Tabii. çalışıyor. Ama yerellerde yükselen muhalefetin daha güçlü olduğunu söyleyebilir miyiz düne göre? Kendi adıma söyleyebilirim. Çünkü iktidar dağıttıklarını dağıtamaz hale gelmiş durumda. Ve ilk kıstığı yerde çok doğal olarak taban. Evet. Yani tabandaki o mahalle örgütlenmelerindeki ekonomik kaynaklar eskisi gibi dağıtılamıyor. Çok özel yerlerin dışında henüz kömür dağıtmaya başlayamadılar. Geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıllar bu ay itibariyle tamamlanıyordu hükümetin kömür dağıtımları örneğin. Yereller meselesiyle ilgili bu bilgilerin ışığında evet bunun nasıl organize edildiğiyle de ilgili değerlendirme yapmak gerekebilir. Örneğin affedersiniz Türkiye'nin dış borcu AKP hükümetleri döneminde %350 arttı. 150 milyar dolar civarındaki dış borç 470 milyarlara ulaştı. Ve bunun da büyük bir kısmı 273 milyar doları özel sektörün borcu. Nasıl oluştu bu borç? Özel sektörün borcu. Özel sektör yurt dışındaki çalışmaları için Türkiye bankalarından kredi aldı ve bunu hazine garantili aldı. Özellikle enerji alanında, inşaat alanında olmak üzere. Bununla ilgili AKP hükümetleri yasal düzenlemeler kurdular. Şimdi Türkiye'deki ekonomik bu daralma devalüasyon üzerinden dikkat ederseniz bir sürü konkordato ilan ediliyor. Yani 2007 dünyada yapılan gibi iflas etmekte olanın etmesin, destekleyelim, borcu ödemeyeni koruyalım meselesi. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Hazine garantileri nedeniyle özel sektörün borcu kamulaştırılıyor. Yani biz vergi verenler üzerinden götürmeye çalışıyor. Bu bir. Bir diğeri, bakın kişiler arasında sözleşmeler var değil mi? Kira sözleşmeleri. Bunun bir kısmı döviz bazında yapılmış. Hemen Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkartarak, daha sonra bunu genelgeye dönüştürerek, resmi gazetede yayınlayarak, kişiler arasındaki döviz bazlı kira sözleşmelerini kur olarak sabitledi. Dolar 3,5 lira oldu örneğin orada. Ve insanların kendi aralarında o adaletin mülkün temeli olduğu kapitalizmdeki mesele tuzla buz edildi. Bunu gerçekleştirdi. Peki kendisine gelince ne var ortamda? Hemen şunu görelim. Bakın 3. havaalanı ihalesi, döviz bazlı ihale. Şehir hastaneleri döviz bazlı inşaat ihaleleriyle gidiyor. Köprüler, otoyollar döviz aynı şekilde. Ve de Deli Dumrul'un köprüsü gibi hepsi biliyorsunuz. Geçilmeyen araç için para ödeniyor. Hastaneye gelmeyen hasta için para ödeniyor. Ve bunların tümü döviz bazında. Ve döviz bu kurdan alınarak devam ediyor. Niçin bunu TL'ye çevirip de sabitlemiyorsunuz? Çünkü o paralar buraya karşılığında pek çok kaynak aktarılması üzerine geldi. Türkiye bu 15 yılda 150 milyar dolardan daha fazla doğrudan doğruya faiz ödemesi yapmış durumda. Dış borç için ve bu kamusal ödemelerle gerçekleşiyor. Yani bizim kaynaklarımız bir yandan üretilen bir ekonomi yok, üreten bir ekonomi yok. Doğrudan doğruya taşa toprağa faaliyet yürütülüyor. Ve bunlar için alınan kredilerin karşılığında ödenen faizlerle de bizlerden toparlanan paralar bizlere harcanmak yerine, topluma harcanmak yerine uluslararası sermayeye aktarılmış oluyor. Türkiye'ye biçilen rol bu ve AKP hükümeti, Erdoğan'ın başkanlığındaki şu andaki Cumhur hükümet modeli de bunun önemli uygulayıcısı ve aktörü diye söylemek gerekir. Evet 24 tabii bu önemli ekonomik krizin boyutlarını işte her ekonomistin söylediği bir şey. Bu önümüzdeki günlerde daha can alıcı bir şekilde hissedeceğiz, daha kötü hissedeceğiz. Bunun mutlaka seçimlere bir yansıması olacak ama muhalefetin de bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor diye. 24 Haziran'da aslında insanlar Türkiye'de bir yönetim modelini oyladılar. Maalesef. Şimdi tabii 24 Haziran'dan 31 Mart'ta da aslında yine bu modelin biraz onayı gibi olacak. Eğer kazanırlarsa, eğer başarılı olurlarsa böyle bir anlamı da var. Ve siz diyorsunuz ki eğer bu seçimlerde başarılı olma ihtimali olursa muhalefet bunun altında çok fazla ezilecek.
sadece muhalefet değil, halk da. Zaten muhalefet derken hani buradaki ezilme meselesini bir şekilde hani kendi ödev ve görevleri olanları kastetmiyorum. Doğrudan doğruya vatandaşı konuşuyoruz. altında kalacaklar diye. İşte ekonomik anlamda da benzer bir durum var. Ve hakikaten hızla olumsuza gidiliyor. Şunu görmemiz gerekir. Ne ekonomik krizler ne yapısal krizler tek başına kapitalist sistemin ya da onun işte ülkelerdeki temsilcilerinin değişimini sağlamaz. Sadece onları güçsüzleştirir. Hile hurda yapma olanaklarını kısıtlar. Dolayısıyla siz muhalefeti örgütleyerek bu değişimi sağlayabilirsiniz. İktidarı değişimi sağlayabilirsiniz. Bence yerel yönetim sürecini, krizi görünür kılmak, krizin nedenlerini görünür kılmak ve de doğrudan doğruya bu krizi bizim muhalefetin nasıl çözeceğini çok somut olarak ama çok somut olarak araçlarıyla, olanaklarıyla anlatabilmek üzerinden geçiyor. Eğer bu böylece bir toparlama yapabilirsek muhalefette, işte tam da 31 Mart'ta eğer yapılırsa, öyle de kaygılar taşıyorum, eğer yapılırsa yerel seçimleri hükümeti ya da iktidarı, ki iktidarı ittifak olarak görmek lazım, AKP-MHP olarak kaybettirme şansımız var. Bu gerçekleşebilir. İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da, Ankara'da iktidar, yani AKP-MHP ittifakı kaybettirilebilir. Bu başarılabilir. Nasıl başarılabilir? İşte 15 Haziran seçimlerindeki atmosfer bir yönüyle, merkezde ifadesini bulan, günlük kamuoyunda ifadesini bulan ama çalışma prensipleri olarak 2017 referandumundaki gibi hayır meclislerinin kapsayıcılığına benzer çalışma ortamlarını muhalefetin bir arada kaynaşarak birlikte mücadele deneyimlerini günlük hayata aktarmasıyla olabileceğini düşünüyorum. Bu koşulları muhalefetin yaratması gerekir. O nedenle bu dönem ekonomik çalkantının yaşantıları, günlük hayata yansımaları doğrudan doğruya yerellerde var olmayı kolaylaştıracaktır. Onlara yönelik çözümler, dayanışma ortamları kurmak, halkın birbirinin koluna girmesini sağlamak, bunlara alanlar açmak, yol göstermek bizlerin görevi bu. Hem yanlarında olmak hem alan açmak ama güç orada. O gücü kullanılır hale getirmek gerekebilir. Bunun seçime yansıması güçlü meclislerle olur. Bakın bu süreçlerde öne çıkan bütün kişiler, muhalefetin adayları neden olmasın? Güçlü meclisler diyoruz değil mi? Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapılanmasında bir merkezi yönetimler var, bir de yerel yönetimler var. Belediyeler doğrudan doğruya devletin yapılanmasıdır. Ve bu yapılanma içinde kendi sınırları da bir meclisler sistemi de var. İşte ben diyorum ki bu meclisler bu dönem itibariyle çok kapsamlı olmalı. Bu ne demek? Toplumun bütün renklerini, bütün yapılanmalarını tabandaki yansıtabilmeli. Bunu ancak muhalefet yapabilir. Meclisten parsa bekleyen iktidar etrafında kümelenmiş kişilere değil, toplum doğrudan doğruya seçim sürecini götüren, işte bugün ekonomik anlamdaki yaşanmakta olan sorunlara kendi içlerinde çözüm adına bir şekilde el tutan, el yordamıyla neler yapılabileceklerini ortaya koyan, yani bir adım öne çıkmışların, evet orada bizim hakkımızı savunabilir dedikleri insanlar çoğalacaktır. Bu gençler arasında olacaktır, kadınlar arasında olacaktır çoğunlukla. Bunları meclislere taşımamız ve güçlü meclis dönemini en azından yerelliklerde öne çıkarmamız gerekiyor. Bu yine bir araya gelişi, hani bir ittifak meselesini de ortaya çıkartıyor. Yani CHP, HDP ile ittifak yapar mı? İşte 24 Haziran seçimlerinde bir ittifak, Millet İttifakı kuruldu ama HDP bunun dışında kaldı vesaire. Yine Türkiye'nin mesela Batı illerinde böyle bir ittifak kurulabilir mi? Çünkü her defasında biz bunları konuşurken bir Kürt kelimesi, Kürtlerle ilgili mesele ortada duruyor ve olmuyor, sağlanamıyor bu ittifak.
Ama bir de şöyle söyleyeyim, ama 24 Haziran'da da buna rağmen ters bir şey oldu. Tabanda halk birilerinin ittifak yapın demesine bakmadan sandıkta oyunu kullandı. Neler söylersiniz? Yani birileri yerellerde bir ittifakın oluşması için birilerinin evet biz el sıkıştık ve birlikteyiz demesine gerek var mı? Nasıl örülebilir bu şey birliktelik? İki örneğim var. Birisi merkezlerle ilgili, yani üste seçmeni adına konuşanlarla ilgili. İkincisi de tabanla ilgili. İki örnekte de hep olumlulardan gitmek istiyorum. Biraz önce esasında ifade etmiştim. 7 Haziran 2015 seçim sürecinde HDP, yani içinde Türkiye Sosyalistleri, Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Ermeniler, Lazlar, Çerkezler, işçiler, emekçiler, esnaf olan yapının temsilcileri hiç de muhalefetin başka alanına bakmadan kendi yollarını koydular ve ilerlediler. Ama bunu ortak belirlediler. Biz muhalefetteki ne yapacağız, onunla bunu ne yapacağız demediler. Hedef netti ve devam ediyordu. Şimdi tam da bunun zamanı. Birincisi bu. İki, tabandaki örnek Nisan 2017 referandumudur. Hayır meclislerini daha da geliştirerek yapmaktır. Ben Üsküdar'da yaşıyorum bir süredir. KHK'den sonra 2016'nın Eylül'ünden beri. Ve o sürecin birebir tanığıyım. Biliyorsunuz Üsküdar şimdiki Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığa adım attığı günlerde helallik alarak gittiği bir ilçe. Ve mütedeyyin bir ilçe halkın genelliği itibariyle de bilinir. Üsküdar. Ama referandumda %53 ile helallik vermiş olduğu kişiye hayır yeter artık dedi. Şimdi orada tam da sizin söylediğiniz gibi yürütülmekte olan hayır meclisleri faaliyetleri bir kısım muhalefet partileri tarafından doğrudan tam da etnik kimlikler üzerinden dışlanmayla engellenmeye çalışıldı. Ama meclislerin bir araya geliş gerekçeleri, heyecanı, partilerinden izin almadan gençlerin, kadınların oraya akmasına ve etnik kimliklerle, inanç farklılıklarıyla, cinsiyet farklılıklarıyla ilgilenmeden ortak hedefe kilitlendiler. Şimdi ortak hedef iktidara kaybettirmek. İlk ne olursa olsun iktidara kaybettirmek. İstanbul bunu yapabilir. Ankara bunu yapabilir. Antalya, Adana bunu yapabilir. Başka illerde de bunlar gerçekleşebilir. Bunu sağlayabiliriz. Alternatifimiz de kaybettirelim, güçlü meclisleri kuralım. Tabii ki bunu organize ederken muhalefet nasıl bir aday çıkartılmalı meselesiyle ilgili görüşlerimizi sunabiliriz. Açık ve şeffaf, pazarlık yapmıyoruz. Meclislerimizi kuruyoruz ve referandumda olduğu gibi yürüyoruz, yürümeliyiz. Bunu ben en azından bu dönem için yeniden canlanma, muhalefetin hem kendine göre özellikle tabanla olan ilişkilerin organize edilmesi adına anlamlı buluyorum ve bunun heyecanını yaşıyorum. Bir de o zaman son olarak size Kürt illerini sorayım. Orada da bir kayyum gerçeği var. Nasıl etkiler seçimler meselesi açıldığından beri teröre bulaşmış kişileri eğer seçerseniz yeniden kayyum getireceğiz diyen bir cumhurbaşkanı var. Böyle seçime gidilecek en azından bölgede biliyoruz biz. Kayyum devam ediyor. Orada da bir takım dengeler değişti. Nasıl bir seçim olur bölgede? Böyle sorayım. Tamam. Hızlıca değerlendirelim. Kayyum meselesini konuşurken 2015 Kasım'ına gitmek lazım. 2015 Kasım seçimlerinden sonra biliyorsunuz bölgede kayyumlar söz konusu oldu. Ve kayyum dediğimiz şey sadece yerelde yönetim, yani siyasi bir müdahale değildir. Kayyum aynı zamanda ekonomik bir müdahaledir yerelliklerde. Neden? O kentlerin yerel yönetimler üzerinden dönen bütün ticari faaliyetlerinin tek merkezi demektir bu yönüyle. Benzer durumda toplumsal yaşantıyı da etkiler. Yaptıklarıyla, yapacaklarıyla, gösterdikleri yolla. Bakın Türkiye'de 2015 Kasım, 2015 Haziran seçimleri ve referandumu değerlendirin. Bir de Haziran 2018 seçimlerini değerlendirin. Evet,
Kürt illerinde kayımlarla beraber işte kentteki bu ticaret hayatını etkilenen boyutuyla semen sahibi Kürtler, en azından kendi gözlemlerim olarak söylüyorum naçizane, ve bir şekilde yüksek gelirli esnaf yerini belirledi zaten. O bakımdan ben ne kadar oyumuz var değerlendirmesinde kritik sorunun, yanıtın 2017 referandumu olduğunu söylemek isterim Kürt illeri için. Bununla ilgili olarak Dersim'i ve Iğdır'ı dışarıda tutabiliriz. Oranın siyasal yapısı biraz nedeniyle. MHP var Iğdır'da biliyorsunuz. Dersim'de CHP oyları var. Ama onun dışındaki illerde bence referans alınacak tarih Nisan 2017 referandumudur. Sandık sonuçlarıdır. Bu artık oturmuş bir oydur. Kürdistan'da, Kürt illerinde. Neyi demek istiyorum? Bakın geçen hafta sonu, bu hafta sonu, bir önceki hafta sonu bir sempozyum nedeniyle, konferans nedeniyle, iki günlük Orta Doğu konferans nedeniyle Diyarbakır'daydım. Bir günde maalesef, üç gün o bölgedeydim. Ben oralara gittiğimde nasıl söyleyeyim, büyük ziyaretler değil de, yani makam ziyaretleri değil de esnafla, vatandaşla, onların oturdukları, toplandıkları yerlerde, kahvehanelerde, pazarlarda dolaşmaya daha çok çaba gösteriyorum. Yine öyle oldu. Değişik yerlerde karşılaştığım insanların söylediği şey şu: biz namerde oy vermeyiz. Evet. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde bir siyasal bilinç var tabanda. Ve kimin nereden geleceği, ne yapacağını biliyor. Soruyorsunuz, işler yapılmış mı? Evet diyor, şunları şunları yapmış olabilir. Ama onun gelişi ve geliş sebebi aşikardır. Benim oyumun yeri bellidir. Bu tabii orada çalışan arkadaşlarımıza bir tembellik aktarmasın. Bu boyutuyla. 2007'den itibaren göremediğimiz kapı kapı çalışmaya muhtacız. O güveni vermeliyiz. Ama bilmeliyiz ki kayyımlarla ilgili derdimiz bakidir toplum olarak, Kürt halkı olarak. Ve bunu çözecek sandığa müdahale olacaktır. Ancak zaman zaman tartışmalar oluyor. Bu atamalar yapıldığında ses çıktı çıkmadı meselesi. O farklı bir atmosfer. Biraz önce söylemeye çalıştım. Şiddet, onun yaşattıkları falan. Ama bakın, güçlü meclisler ve herhangi bir kayyım saldırısında bu güçlü meclislerin direnmesi süreci bir öncekine göre daha farklı yaşatacaktır. 102 tane kent belediyesinin 94'ün atanmış olan kayyım uygulaması ters tepecektir bu sefer, ama başka yönleriyle de ters tepecektir diye düşünüyorum. O nedeniyle ya teröre bulaşmak, hangimizi teröre bulaştırmadılar? Hepimiz teröre bulaşmış durumdayız o tanım itibariyle. O tanım meşru değil. Dolayısıyla kayyım atamalarını meşrulaştırır bu tartışma. Ben tümüyle reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hangi gerekçeyle atadığını biliyoruz. Gerekçe siyasidir. Onun hiçbir şeyi sonrası bizim meşrulaştıracağımız bir gerekçe olmaması gerekir. Kayyım atamalarını reddeden, onu gayrimeşru ilan eden bir perspektifte yolumuzu yürümeliyiz. Bunun da yolu o tartışmayı dışlamaktır. Oradaki halklar ne yapacağını ve ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Türkiye ortalamasının üzerinde bir siyasallaşma var. Bunu her vesileyle tanıyız. Oylarda tanıyız, tutumlarda tanıyız, sokaklardaki duruşlarda tanıyız. Hepimize bence umut veren bir durumdur bu yönü itibariyle. Dilerim benzer perspektif Türkiye'nin batısına da yansır. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür geldiniz, ederim. Geldiniz, katıldığınız için. Umarım bu önerileriniz, eleştirileriniz de dikkate alınır ve güçlü bir muhalefetle yerel seçimlere gidilir diye umuyoruz. Diliyorum, ben de. Peki çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Ve bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.